Class TV izleyicileri farklı konulardan ve farklı sektörlerden ve her zaman sizlerle beraberiz. Şu anda yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öz Kardeşler Tekstil 2009 senesinde kurduk. O günde yani başlarken işte 5 kişiyle başladık. Bugünkü şartlarda şu anda 150-170 kişiye kadar yani istihdam sağladığımız yerlerimiz var. Evet. Hali hazırda işte kendi işletmemizde de şu anda bir 30 kişiye kadar çalışıyoruz. Üretim kapasitemiz şu anda yıllık kendi bünyemizde 150 bin. Dışarıya fason olarak baktığımız zaman da 300-350 bin. Tabii. 500 bin adet. Yani içerisindeyiz şu anda yıllık. Çünkü haftalık üretimimiz yani son bu 4-5 ay evveline kadar 7-8 bin bantla seyrediyordu. Yani 10 bin olan haftamız da var ama bu da aylık ortamı 30-35 bin, 40 bin civarına çıkıyordu. Ki yani yıllık bazda 400-450 bin arasında seyrediyoruz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Genellikle yani şöyle söyleyeyim, 2010 yılından bu yana sadece çocuk üretimi yani 0-2 ile 16 yaş arasında. Hem hali hazırda olan kendi markam altında Jones grubu, Jones grubunda olan kendi markama çocuk giyimi. Hem Jones. Evet. Kendi üretimlerim var. Bir de dışarıya fason olarak çalıştığım firmalarımız var. Yani sipariş üzere. Kardeşler Tekstil Jones markasıyla bir markadır diyebilir miyiz? Herkes bilir mi genelde sizin markanızı? Yani şu anda onu diyemeyiz ama düşüncemiz ve gidişatımız ona göredir yani çünkü... Ona göre planlar yaptınız. Tabii tabii yani çünkü net marka olmak kolay değildir, bir bedel ister ve bu uzun vadede olabilecek şeyler bunlar yani. Bir 10-15 seneniz alır yani sizi. Daha gençsiniz de yani. Ya biz evet. Bayrağı bizden sonra devralacak insanlar, gençlerimiz var. Var, imaj. Tabii tabii yani. Nesilden nesile devam edecek. Devam edecek daha yani. Evet. Sektörel böyle gider zaten bizde. Diye düşünüyoruz. Evet. Peki efendim şimdi şunu sorayım o zaman da. Olmazsa olmazlarınız neler? Nelerden taviz vermiyorsunuz? Yani disiplinden taviz verilmez. Çalışma düzeninden taviz verilmez ve kaliteden asla taviz verilmez. Yani çünkü bunu bir kere ben şunu her zaman söylerim. Bir hatanız yani olur dediğiniz şeyler artık yaşamsal hayatta yani bu işi yaptığınız sürece hep karşınıza gelecek. O yüzden katı kuralınız olacak. Yani olmaz dediğiniz olmayacak. Çünkü neticede siz bir üretici firmasınız. Bu ürünlerin müşteriye ulaşması için hem kaliteli hem düzenli bir şekilde ulaşması lazım. Bu da neden gelir? Disiplinden gelir. Tabii. Bugün işte yıllar önce şöyle düşünelim, laleli esnafı dediğimiz zaman bugün Rusya yok diyoruz, Ukrayna yok diyoruz, kimler yok diyoruz. Yok derken de kendimizi yoklamıyoruz. Çünkü niye? O zamanlar yani kolu olmadan, yakası olmadan ürünler imal edildi. Maalesef. Ve maalesef bugün o pazar burada yok. Maalesef. Yani o yüzden... Bildiğimiz dalı kestik yani. Aynen öyle. Yani geçiştirdik kendimizi. Ama bugün itibariyle şunu görüyorum. Yani markalaşmak istiyorsanız evvela kalite lazım. Kaliteyi de düzgün ilerletmek istiyorsanız düzgün insanlarla çalışmak lazım. Ekip olmak lazım. Çünkü ekip olabildiğinizde kalite zor değildir. Kalite çok basit bir şeydir. Yani şöyle düşünelim. Bir gözlerinizi kapatıp hayata bakış açınız var. Bir de gözleriniz açık. İnsanların gözlerini açmanız lazım. Yanında çalışanlarınızın. Ki kalitenizi bir üst seviyeye, bu üst seviyede size bir zaman sonra yani 3 sene, 5 sene artık bir harcadıktan sonra zamanınızı karşınıza hakikaten yani tanımayacağınız ya da tanımlayamayacağınız bir kimlik, bir kişilik sahibi oluyorsunuz. Yani bizim işimiz şu an bunu gerektiriyor. Marka oluyorsun. Marka olmak zorundasın yani. Evet. Öyle veya böyle. Neden, nasıl oluyor bu? Yani işinizi mi çok seviyorsunuz? Ne bileyim, işkolik misiniz? Yani bir şeyler üretmeyi mi seviyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim. Üretim yapmayı seviyoruz. Farklı bir şeyler yaratmayı.
yarattığın şeye bakıp da onunla yani kendini böyle onurlandırmayı çok seviyoruz. Yani yaratıcı olmak her zaman önemlidir bizim hayatımızda. Şimdi gelişim konusunda da yani sokak ağzı dediğimiz yani tekstil içerisinde gittiğiniz zaman hemen hemen her firmada farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ve ister istemez yani diksiyonunuzu zamanla kendiniz düzeltiyorsunuz o kişilerle. Çünkü eliniz mecbur buna. Yani karşınızdaki insanla aynı konuşmak zorundasınız ki bir yere gelebilmeniz için. Bunun haricinde de şimdi üretim esnasında farklılık, her zaman farklılık sizi ön plana çıkarıyor. Yani bir gömleği 20 yıl boyunca aynı model, aynı renk giyebilirsiniz. Ama bir örnek eşofman grubunu ya da bir çocuk giyimini ya da bir bayan giyimini asla giyemezsiniz. Çünkü bazı şeyler vardır, hayatımıza oturmuştur. İstersen başlayalım abi, şey girdiğim. Tamam. Evet, şimdi tabii çocuk grubu ağırlıktasınız şu anda. Çocuk grubu dediğimizde de tabii çocuklar böyle cıvıl cıvıl şeyleri, renkli, desenli, böyle değişik şeyleri severler. Şimdi tabii bunlar için bir koleksiyon hazırlanması lazım. Kendi markanızı da çünkü satış yapıyorsunuz. Evet. Mert Erdoğan ve Lale'de. Bunları kim hazırlıyor? Modelistleriniz mi var? Siz mi kendi kafanızda bazen tasarlıyorsunuz? Nasıl oluyorsunuz? Yani modelistimiz var. Evet. Artı biz de yani onunla zaten meşakkatli bir halde çalışıyoruz. Çünkü şöyle, yani bizler de bir bireyiz. Çocukların ne istediğini hemen hemen hepimiz biliyoruz. Çocukları mutlu edebilecek kreasyonlar hazırlamak hakikaten çok önemli. Çünkü sevgi dediğimiz şeyin içinde bulunan yani en güzel varlık çocuktur. Ve bunları da hakikaten renkli, böyle ne bileyim, kaliteli, daha özgüvenli davranıyoruz. Çocuk sağlığı da önemli olduğu tabii. için büyük kurbanadan daha fazla kumaşında olsun, boyasında katiyen olsun, yani. Fermuarında daha dikkatli olmak zorunda. Yani lazım. Onun her konusuna biz dikkat ediyoruz. Çünkü niye? Aynı şekilde bizler de birer bireyiz. Yani burada ürettiğimi çocuklarım da giyebiliyor. Yani mağazamızda koyarken de müşterilerimizin de zaten bize dönüşleri bu yönde. Yani kalite, kalite. Kalitesiz adet yani. Kaliteyi hakikaten çalışarak üretiyorsunuz. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Tabii her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de bir takım sıkıntılar var, sorunlar var. İşte genelde arkadaşlarım şikayet ettikleri konular, eleman noktasında eleman bulmakta zorlanıyoruz falan. Ondan sonra enerji maliyetlerinin yüksek, sigorta primlerinin çok yüksekliğinden, yer kiralarının yüksek olduğundan dertleniyorlar. Sizler bu konuda neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, evvela SSK bilgilerimiz çok yüksek gerçekten. Elemanın önü kesen. Enerji de aynı şekilde dağılıyor. Ve şu anda yani en büyük kaybımız üretim alanında personel bulamamak. Yani tekstil sektörleri genel alanında ama şimdi Türkiye'de ben her zaman söylüyorum. Yani lokomotif olmayan tek bir yer. Tek bir yer. Yani daha fazla. Yani %45'ini tekabül ediyor. Ve şöyle söyleyelim, maalesef işte bir bakan yok. Tekstil bakanı yok maalesef yani. Nereden bulunuyor? Yani
Gökçen'in şu anda maliyeti, Gökçen Yarın maliyeti şu an 7 bin lira altında değil. Ve ben bir işletmeciyim. Bugün yani asgari ücretin 5 bin lira olmasına karşı değil. Neden? Çünkü... Avrupa'da da mağaza açmak herkesin elindedir. Çok zor değil. Yani doğru zamanda, doğru hanelerle olabilir. Bugün çünkü elimizde örnekleri çoktur yani.